gördüğümüz cevizimizi çok alacağınız zaman açık vaziyette almayın. Kabuklu vaziyette alın. Bir de taze olmasına dikkat edin. Biz bunu bahçeden aldık. Daldan indirilmiş vaziyette ve getirdik. Burada kuruttuk. Yani böyle alırsanız hem kendini içindeki muhafaza eder, aynı zamanda da taze olur. Bir de cevizin özelliği arkadaşlar, bakın, bastığınız zaman böyle kırabilmelisiniz. Elinizde bakın iç kısmındaki görüyorsunuz, beyaz ve taze. Evet, böyle almanızı tercih ederiz. Yani eliniz istediğiniz gibi kırabiliyorsunuz. Ceviz böyle olmalı. Hem beyaz hem de elle de kırılabilmeli. Ha, ceviz kırma aletleri var, değişik değişik. İsterseniz onları da kırabilirsiniz. Bir ikiniz de bu cevizleri kırdığımızda, bakın bu ortasında bir şöyle göstereyim, tam ortasında. Bunları atmayın. Bunları biriktirin her kırdığınızda. Bir fincan su da şöyle elin bir tutam aldığınızda buradan 5-6 tane gelir. 2-3 dakika kaynatın. Kışın öksürük ve gribe çok iyi gelir. Bunu da bilin. Paketlemesini de bakın böyle kutuya koyun. Hem kutuda bunu muhafaza eder. Havalı. Ve torba da koyabilirsiniz. Ama poşete koymayın. Poşette nemlenme olayı oluyor. Tekrardan iç kısmında çürümeler meydana geliyor. Onun için ya böyle bir kutuya koyun. Karton kutuya. Ya da torba. Bez torba. Bez torbaya koyarsanız onda da muhafaza olur. Gördüğünüz gibi. Yani bir de cevizin iri olması veya ufak olması değil. Önemli olan lezzetli olması ve içinin sağlam olması. Yani bu gördüğümüz gibi, bakın. Bir daha göstereyim. Bakın. Görüyorsunuz. Önemli olan lezzetli ve güzel olması, taze olması. Eski cevizleri almayın. İthal cevizler geliyor. Hele açık olanları hiç almayın. Baklava börek yapacaksınız. Az bir şey lazım. Yarım kilo, 250 gram. Bunları alabilirsiniz ama evde eğer kullanacaksanız kuru yemiş olarak getirip de boşu boşuna evde bekletmeyin. Çünkü içindeki yağ oranı artıyor. Ve içinde vitaminler tamamı gidiyor. Bu da bilgi olarak aktarmış olalım. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım.